En kolay yoldan herkese merhaba. Şimdi bugün video düzenlemenin en kolay yolunu göstereceğim. Öncelikle programımız kesinlikle Movie Maker olacak. Daha iyi, daha profesyonel düzenleme programları, video düzenleme programları var fakat onlar İngilizce. Türkçe olarak önerebileceğim bu. Çünkü İngilizceyi ben de denedim. Biraz İngilizcem olmasına rağmen çok zorlandım. Bu bizim yani orta segmentte videolarımızı düzenlememiz için bize yeterli olacaktır. Çoğu şeyi buradan yapabiliyoruz. Öncelikle ben size bunun linkini videonun açıklama kısmına yükleyeceğim. Çünkü ben aradım. Ben nereden indirdiğimi bulamadım daha önceden. Kendi setup'ımı yüklemek zorunda kaldım. Çünkü bulamadım Türkçesini. İngilizceleri var videonun Movie Maker'ın. O yüzden ben bunu yükleyeceğim. Linki de açıklamaya bırakacağım. Oradan hemen hızlıca indirebileceksiniz. Şimdi videoyu çektik. Video çekme programımız OBS'nin ekran kaydı nasıl çekilir de nasıl çekildiğini göstermiştik. Bu videoyu çektikten sonra bu videoyu düzenlememiz gereken yerler olabilir. Mesela bir ses ekleyeceksindir, bir yeri keseceksindir, bir yere yazı ekleyeceksindir. Bunları çözeceğiz. Bunları rahat bir şekilde, hızlı bir şekilde yapacağız. Nasıl yapacağız? Videoyu çektiğimizi farz ediyorum. Videomuzu Movie Maker'a açacağız ve videoyu bunun içine atacağız. Ben şuradan bir video atacağım. Evet. Videomuz burada. Şimdi bu videoya başka videolar ekleyebiliriz. Bunları düzenleyebiliriz. Nasıl yapacağımızı hemen göstereceğim. İşte başka bir video daha eklemek için öncelikle o videoyu da alıp video maker'ın sonuna ekliyorsunuz ve otomatik ekliyor. Bunları koyduğunuz zaman şurada bir yükleniyor yazacak. Bunu bekleyin. Ondan sonra hareket edin. Yoksa çöker. Yani yükleme çöker. Bunları yaptıktan sonra mesela ben buraya yazı eklemek istiyorum. Mesela bu araba çok hızlı geliyor. Ne yazalım? Hızlı geliyor. Gördüğünüz gibi şuradan giriş kısmına açıklama yazısına tıkladım ve bunu buraya koydum. Şimdi bunun süresini de kendimiz ayarlayabiliriz. Nasıl ayarlıyoruz? Şurada biçim var. Gördünüz. Buna gelince otomatik de gelir. Bunu mesela 7 saniye değil de ben 2 saniye dursun. Ben bunun rengini siyah yapacağım mesela. Buradan rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Mesela süresini ayarladık. Şöyle koyduk. Videoyu başlatıyorum. Mesela araba geçtikten sonra koyduk işte. O zaman biraz daha geriye almamız gerekiyor. Şöyle yaparım. Tıklarım. Bunu bir saniye yaparım. Bakalım nerede bitiyor. Şu sahneyi istemiyorum mesela. Hemen durdurduğum yerden böl derim. Devam et derim. Tekrar durdurup böyle tekrar tıklarım ve burayı delete tuşuna basarak silerim. Şimdi şöyle mesela dediniz ki ben buna müzik eklemek istiyorum. Buradan müziğinizi ekleyebilirsiniz. Başka ne ekleyebilirim? Ben fotoğraf eklemek istiyorum derseniz yine fotoğrafı alıp buraya taşıyarak bu baş kısma koyabilirsiniz. Mesela hemen bir fotoğraf bulalım. Şöyle. Mesela ben bu fotoğrafı buraya koymak istiyorum. Başa koyacağım. Bu başka bir fotoğraf olur. Buna da yazı yazabilirsiniz. Bunun süresini de belirleyebilirsiniz. Videonun kaç dakika süreceğini keserek yapabilirsiniz. Bunları istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Başka ne yapabilirim? Geçişleri ayarlayabilirim.
Şuradaki geçişte sıkıntı yaşıyorum. Bakalım. Mesela burayı geçiş. Şunun başına gelirim. Animasyonlara tıklayıp buradan geçişi ayarlayabilirim. Ne yapayım mesela? Şöyle geçsin. Tabi orayı kesip bölmemiz lazım. Silmemiz lazım. Ondan sonra düzelecektir. Yani bu şekilde rahat bu işlerinizi Türkçe şekilde halledebilirsiniz. Başka neler yapabilirim derseniz, mesela burada şöyle yapalım. Wally World, here we come. Video ses düzeyini ayarlayabilirsiniz. Kısıp arttırabilirsiniz. Anlatımı mı, videoyu mu, müziği mi, hangisine vurgu yapabileceğinizi buradan seçebilirsiniz. Efekt verebilirsiniz. Birçok işi buradan yapabilirsiniz. Peki bu videoyu buraya yaptık. Bitiremediniz ama. Farz ediyorum bitiremediniz. Bunu buraya tıklayıp projeyi farklı kaydetleyip masaüstüne kaydet. Ben işimi bitirdim kardeşim diyorsan bunu videoya çevirmek için filmi kaydete tıklıyorsun. Burada hangi seçenekler için yapman, yani nerede kullanacaksan ona göre yapmanı söylüyor. Burada yüksek tanımlı ekran için olanı en yüksek çözünürlükte paylaşıyor. Bir altındaki daha az çözünürlükte ve değişiyor. Ben hep yüksek tanımlı yapıyorum. Tabi biraz da büyük oluyor dosya ama küçük olmasını istiyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Şu an için bu kadar. Eğer fotoğrafları koyarken, mesela bu fotoğrafı koyarken nasıl düzenleyeceğim? Düzenleme nasıl yapabilirim diye soruyorsanız onun için de ayrı bir video çekebilirim. Düzenleme programı olarak. Benim kullandığım düzenleme programını da size göstereyim. Ben Photoshop kullanıyorum. Buradan da fotoğraflarınızı düzenleyebilirsiniz. Buraya atıyorsunuz. Düzenleyici kısmına düzenliyorsunuz. Onun için ayrı bir video çekebilirim. Talep olursa. Anlatacaklarım bu kadar. Videodan memnun kaldıysanız destek için videoyu beğenebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorunlarınız için yorumlardan veya bana mail adresimden ulaşabilirsiniz. Herkese iyi günler.